Selamlar arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz hepinize. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yepyeni bir güncelleme arkası videomuzda sizlerleyim. Yeni gelen etkinliklere ve yeniliklere bakacağız. Videoya bir like atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Öncelikle bosslardan bahsetmek istiyorum. Bosslara biraz ayar çekmişler. Şöyle göstereyim hemen. Karanda, Nuver ve Zarka bosslarından artık Holy Vial of Light drop'u varmış. Ben de direkt ilk olarak bunu göstermekle başlamak istedim sizlere. Direkt hemen boss'umuza girelim isterseniz. Bakalım nasıl bir drop alacağız. Holy Vial of Light olmazsa olmazı çünkü Hadum map'inin. Hadum'da kasabilmemiz için bu iksirlerden sahip olmamız gerekiyor. Arkadaşlar boss'u kesmek gerçekten tahmin ettiğimden ve normale oranla uzun sürdü. Uğraştırdı biraz. Öncesinde aldırmışımdır büyük ihtimalle zaten. Ödüle bakacağız hemen. Büyük ihtimalle dünya bosslarının güçlerini de arttırdılar. 4 tanecik mi hocam? Hediyeler bu şekilde oldu. 78 adet bundan 30 tane fragment geldi. Gayet güzel. Ve %10 vermiş. 50 verseydi daha iyi olurdu. 12 tane Holy Vial of Light aldık. Fena değil. Yeni bir Holy Vial of Light kaynağı getirmiş oldular. Fena olmadı arkadaşlar. Kötü değil. Şimdi etkinlik kutusuna geldiğimizde Aileen'in WoW diye bir etkinliğimiz var. Dedektifçilik gibi bir şey oynayacağız. Burada oyuna girdiğinizde sağ tarafta çıkıyor. Onunla uğraşmak istemiyorum. Görevle alakalı bir şey yok. Sadece tıkladığınızda size bazı şeyler diyor. Mektubu kaybettim falan diyor. High Mountain yüksek dağlarda buldum falan diyor. Sahibiyle konuşmam gerekiyor. Acele etmeliyiz diyor. Çok fazla kuku kuşları var diyor. Kuku birdleri neredeydi tam hatırlamıyorum. Oraya gitmeniz gerekiyor büyük ihtimalle. Çok fazla uğraşmayacağım onunla ben videoyu uzatmamak için. Diğer etkinliğe bakacak olursak Black Spirit'in 10 level özel görevi varmış. Tek yapmanız gereken sırasıyla görevleri tamamlayıp buradan almanız. Kesinlikle görevi tamamladıktan sonra receive deyip diğer göreve geçmeniz gerekiyor. Eğer receive reward demezseniz diğer göreve geçmiyor arkadaşlar. Boşu boşuna takılıyor olursunuz, bilginiz olsun. Hepsini yaptıktan sonra da Chaos Kristali elde edeceğiz. 500 adet. Bu da bir level rahat atlattırır diye düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımızı 2 veya 3 level'da atlattırabilir. Rift level'ları düşük olan arkadaşlarımız. Ben zaten Black Spirit moda bıraktığım için direkt 5000 tane düşman kesmişim. Ödülü al diyoruz. 2 tane walk pack'i verdi. Direkt otomatik olarak diğer göreve geçti arkadaşlar. Ruins tamamlamamız gerekiyor. Bunu da bitirdikten sonra receive diyerek daha sonra diğer göreve geçeceksiniz. Bounty tamamlayın diyor. Ona göre yaparsanız 2 tane dünya boss'u falan kes diyor. Bunlar birkaç güne biter büyük ihtimalle. Bir günde bitecek. Biteceğini sanmıyorum. Constellation tabletimiz zaten bu vardı arkadaşlar. Açıkçası çok fazla etkinlik yok. Diğer gelen bir yenilikten bahsedeceğim size. Quality of life diyorlar. Yaşam kolaylığı, hayat kolaylığı diye çevrilebilir. Kolaylık açısından. Örneğin karakter kısmına geldiğinizde Preview Gear yazıyor. Bu da buna da tıklamanızda bütün karakterlerinizde takılan itemleri, ekipmanları, takıları vesaire direkt buradan gösteriyor. CP'sine de bakabiliyorsunuz. Şöyle CP bu şekilde, itemlerimiz de bu şekilde. Alt karakterlerinize geçiş yapmadan direkt buradan bu sayfadan kolay bir şekilde hangi karakterinizde hangi itemler var görebilirsiniz. Gayet de hoş oldu bence. Kullanışlı olacaktır eminim. Bu da bu şekilde. Diğer bir yeniliğimiz Hadum Nightmare geldi. Çoğumuzun beklediği ve istediği. Şöyle gösterecek olursak, şöyle hemen yeni bir işaretimiz de burada gözüküyor. Hadum'a tıkladığımızda arkadaşlar North Valencia bölgesinde
Şöyle kapatmamız lazım herhalde. Yoksa çıkmıyor Hadum şeyini açtığımızda. Dark Storm Elite diyor. Buradan girilecek. Hadum Nightmare bölgesi. Burada bir gate var arkadaşlar. İsterseniz hemen gidelim. Orayı da sizlere göstereyim. Fazla konuşmayalım. Sizleri sıkmak istemiyorum. Videoyu da beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse kesinlikle lütfen bir like atarsanız çok memnun olurum. Ek olarak da Discord sunucumuza hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında olacaktır Discord linki. Oradan katılabilirsiniz. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Sorusu olan arkadaşlarımız sorabiliyor. Şöyle direkt zaten geldik. Hemen bir hareket edebilirsek. Buradan bakabilirsiniz. Hadum Nightmare'e tıkladığınızda zaten direkt sizi otomatik olarak götürecektir oraya. Black Sun olduğu zamanlar girilmiyor Hadum Nightmare'e. Bir de önceki Nightmare kapandı, bilginiz olsun. Yenisi geldiği için önceki Omar Lava'daki kapandı. Ona artık giremeyeceksiniz. Activate diyerek buradan girebilirsiniz. Mümkün hediyeler de burada yazıyor. Aynı şeyler bunlar. Bu neymiş? Abyssal Gear chest'imiz var. Bir tane Zarka veya kırmızı Red diyeyim ben size, ekipman verecek bu kutuyu çıkartırsanız rastgele. Daha sonra Cin aynı şekilde rastgele kutuyu açtığınızda. Bunu da Rift'e yediriyorsunuz, direkt bir level atlatıyor. Normal Hadum'dan çıkan eşyalar var arkadaşlar. Ki buradan da şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Yani ama 1'e girmek en mantıklısı olacaktır. Tabii ki de Holy Vial of Light kullanacak. Player CP benim şu anda 1902. Önerilen CP 18598'miş. Ben örnek olması amacıyla buraya gireceğim arkadaşlar. Büyük ihtimalle 2 skill'e falan bayılırız burada. İlk aşamada tabii ki de klasik güçlü oyuncular burada PK muhabbetine duracaktır. Mesela bu arkadaşa direkt dalabiliriz aslında. Şu an video çektiğim için biraz da kasıyor. Normalde kasmıyor bu kadar da. Anlamadım yani. Neyse, bizim klan arkadaşımız aldı zaten onu. Ben de bir iki skill atayım dedim sizler için. Oyuna yeni girdiğim için şu şekilde. Buradan da droplara bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bırakalım mesela, otomatiğimizi bıraktık. Burada bufflarınızı da basabilirsiniz ama burası her canavar kestikçe saniyeniz kalan saniye artacaktır arkadaşlar. Ki zaten sürekli kestiğiniz için de bu bir sorun olmayacaktır. Ama kesmezseniz bu dakika biterse zaten otomatik size atacaktır. Burada ise toplamda 20 kişi varmış ve totalde 100 oyuncu girebiliyor bu haritaya. Hadum Nightmare bölgesine. Dropları bilmiyorum nasıl olur. Test etmemiz gerekecek. Biri geldi ama dalayım dedim. Pek şey yapmıyorlar. Şu anda zaten 22 kişi var. Eminim dolacaktır. Çok CP'si olmayan arkadaşlarımıza önermem açıkçası. Keyfinizin kaçmaması için. Çünkü bazen çok sıkıcı ve daha çok da sinir bozucu bir kanser bir map kendisi, direkt Nightmare olarak. Başka gelen yenilikler hatırlayamadım. Şu an başka da pek bir şey yok gibi arkadaşlar. Dünya bosslarına dediğim gibi güncelleme geldi biraz. Geliştirme yaptılar. Hadum Nightmare şu anda olduğumuz bölge. Ek olarak da bu karakter kısmına bu kolaylığı sağladılar. Direkt ana karakterlerinize geçmeden görebiliyorsunuz hangi ekipmanları taktığını. Bu şekilde umarım hoşunuza gitmiştir. 12 dakika oldu zaten. Şimdilik kendinize iyi bakınız. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle.